Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konularının e, işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde 93 Harbi'nden, Ayastafanos Anlaşması'ndan, Berlin Anlaşması'ndan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise 19. yüzyılın son önemli e, savaşından bahsedeceğiz. Osmanlı-Yunan Savaşı olarak geçen bir savaştan bahsedeceğiz siyasi ilişkiler çerçevesinde. Tabii 1897 yılına denk gelen bu savaşın temel sebebi şu hala bizim elimizde olan bir ada var. Tabi adalar yavaş yavaş elimizden gidiyor ama o dönemde önemli adalar içerisinde değerlenme aldığımız bir Girit adası var. Bizim. Fakat Girit halkı zaman zaman bize isyan etmiş, ayaklanmış, bizden haklar istemiş, özellik istemiş. Bize her türlü hakkı ayrıcalığı vermişiz ama 1897 yılında hiç beklemediğimiz bir anda Yunanistan Girit'e asker çıkartıyor. Yani Girit'i kendine katmak için Girit'e müdahale ediyor. Girit'e asker çıkarması tabii ki bizim müdahale etmemiz gereken bir konu. Hemen dönemin sultanı gerekli hazırlığın yapılmasını ve e, savaşın başlamasını istiyor. Abdülhamit, 2. Abdülhamit. Ve Osmanlı çok rahat. Yunanistan'ın hiç beklemediği kadar rahat ilerliyoruz. Teselya'yı geçiyoruz. Ee, Atina'ya doğru artık bizi durduracak hiçbir gücün kalmadığı bir dönem başlıyor. Termopil bölgesinde Yunanları yeniyoruz. Dömeke Meydan Muharebesi'ndeki son önemli meydan savaşı. Dömeke Savaşı'nda Yunanları yeniyoruz. Yani Atina yolu bizi açılıyor. Sözün özü Yunanistan'ı ele geçirebilecek bir konumda iken Avrupalılar müdahale ediyor. Doğal olarak. Her zamanki gibi. Çünkü Yunanlara karşı aşırı bir sempatileri var. Ve Bizi durduruyorlar. Tabii biz de aslında işgalci bir konuma düşmemek adına, savaşın daha fazla büyümesini e, önlemek adına bu teklife olumlu yaklaşıyoruz ve barış anlaşması yapmaya e, karar veriyoruz. 1897 yılında özellikle İngiltere'nin de baskısı ile bir barış anlaşması ne yapılacak? yapılacak? Evet, Dömeke Savaşı. Dömeke Savaşı'nın bir görseli. Bu arada Dömeke Savaşı ile alakalı size bir bilgi vereyim. Mustafa Kemal'in katılmak istediği ilk savaştır. Dömeke Savaşı. Katılmak istediği ilk savaş. Katıldı değil. 16 yaşında. Bir lise öğrencisi. Katılmak istiyor. Gönderilmiyor. Kaçmak istiyor. Engelleniyor. Bu Mustafa Kemal'in hangi yönünü ortaya koyar diye sorulacak olursa eğer... Bu vatanseverlik, milliyetçilik yönünü ortaya koyan bir durum olarak da değerlenmiyor. Alınır mı? Alır. Onu da söylemiş olalım. Evet. E, neticesinde e, bahsettiğimiz yer o e, kırmızı coğrafya Yunanistan'ın olduğu yer. Hemen güneyindeki yeşil bölümde e, Girit olarak değerlenmeye alınan yer. 1897 yılında bir e, anlaşma ne yapılacak? İmzalanacak diyoruz. Anlaşmanın ismi İstanbul Anlaşması. İstanbul'da imzalandığı için bu isimle adlandırılıyor anlaşmanın en önemli maddeleri şöyle değerlendiriyor. Bir, Girit Osmanlı'da kalacak. Çok iyi. Girit'i kaybetmiyoruz. Ama ele geçirdiğimiz yerleri geri veriyoruz. Yani galibiyetin herhangi bir esprisi kalmıyor. Üçüncüsü çok daha vahim. Girit'in başına Yunan Kraliyet ailesinden bir kişi geçirilecek. Yani bir frens. O zaman şunu yorumu kolaylıkla yapabilirsiniz. Girit resmen Osmanlı'da olsa bile fiilen Yunanistan'a geçmiştir. Dolayısıyla savaş meydanında kazanıp masa başında kaybettiğimiz bir başka olay olarak karşımıza geliyor mu? Geliyor. 1897 İstanbul Anlaşması maalesef böyle bir durumu ortaya koyan bir anlaşmadır. Evet arkadaşlar Girit meselesini de bu şekilde çözüme biraz da aleyhimize olmak üzere çözüme kavuşur. Evet gelelim. O dönemde Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik tehditler olarak değerlendirme aldığımız tehditler nelerdir? Daha önce kısmen bir birkaç yerde ifade ettiğim bir projeden bahsedelim. Dakya projesi. Dakya nedir? Dakya neresini kapsıyor? Arkadaşlar Dakya projesi Avusturya ile Rusya'nın ortaklaşa gerçekleştirmeye çalıştıkları bir projedir. Bu projeye göre Balkanlarda kendilerine güdümlü bir devlet meydana getirecekler. Yani sözün özü Osmanlı'nın Balkan hakimiyetine son verecekler. O coğrafyada Avusturya ve Rusya eksenli bir devlet kuracaklar. Buna DAK ismi veriliyor. Dolayısıyla bizi parçalama planları içerisinde bu var. Zaman zaman bunu gerçekleştirmek için de bize birlikte saldırmışlardır. İkinci bir proje. Grek projesi. Grek projesi ise direkt Rusya'nın gerçekleştirmeyi istediği, özellikle ikinci Katerina'nın gerçekleştirmeyi istediği ve kendi torununu devletin başına geçirmeyi düşündüğü bir projedir. Bu projeye göre merkezi İstanbul olan bir Bizans'ı tekrar canlandırır merkezi İstanbul olan, onlara göre Konstantinopolis olan ki enteresan 2. Katerina'nın torunun ismi de Konstantin'dir. İşte onun başa geçeceği bir devlet projesi, işte bu Grek projesi olarak karşımıza ne yapıyor geliyor. Bunlar Osmanlı'yı parçalama, topraklarına sahip olma, el koyma planlar olarak değerlenmeye ne yapılır? Alınır diyoruz. Gelelim bir başka mevzuya şark politikası. Şark politikası. Tarih? Tarih 1815. Napolyon Bonaparte savaşları bitmiş. Napolyon savaşları diye geçer. Waterloo savaşını kaybetmiş. Ve iktidardan alınmış. Sonra Sen Helen Adası'na sürgüne gönderiliyor ve orada vefat ediyor. Ölüyor. E, Napolyon'dan sonraki Avrupa düzeni nasıl olacak? Yani Fransız ihtilalinin getirdiği olumsuzluklar, Fransız İhtilat Savaşları'nın getirdiği tahribat nasıl ortadan kaldırılacak? Bunun için Avrupalı devletler demişler ki bir araya gelelim. Şu bozulan Avrupa düzenini tekrar sağlayalım. Bu Viyana Kongresi diye geçer. İşte o Viyana Kongresi'nde bizimle de alakalı gizli bir karar alıyorlar. Nedir o kararın adı? Şark meselesi. Şark meselesi nedir arkadaşlar? Şark meselesinin özü şu. Osmanlı'yı Avrupa'dan daha sonra Balkanlardan ve nihayetinde İstanbul'dan atmaktır. Aşamalı. Önce Avrupa'dan, Orta Avrupa'dan, sonra ki yaptılar. Balkanlardan ki onu da yaptılar. Sonra İstanbul'dan neredeyse yapacaklardı atmaktır. İşte bu politikanın adı şark politikası, şark meselesidir. Ortaya atıldığı, düşünüldüğü yer 1815 Viyana Kongresidir. Bu da önemli bir proje olarak değerlenmeye alır mı? Alınmalı tabii ki. Peki, şimdi gelelim arkadaşlar. Bu siyasi dönemi geçtiğimize göre, 19. yüzyıl siyasi dönemini geçtiğimize göre, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kendini düzenleme, kendini geliştirme, modernize etme, Avrupalılaşma, Avrupalılarla boy ölçüşebilmek için adımlar atma çerçevesinde ıslahat yapma zarureti var. Tabi bu ister kurumların modernleştirilmesi olsun, ister demokratikleşme hareketi olsun, biz hepsine ıslahat hareketi ismini ne yapacağız? Vereceğiz. Peki, bu dönemdeki ıslahatçılar deyince aklımıza kimler gelecek? Bu dönemde ıslahatçılar deyince aklımıza dört tane padişah gelecek. İkinci Mahmut, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit. İkinci Abdülhamit. Peki aşama aşama gidelim. İlk padişahımızdan, ilk ıslahat döneminden başlayalım. İkinci Mahmut diyeceğiz. Çok uzun bir ıslahat dönemi var. Belki parçalamak döneminde kalacağız ıslahat hareketlerini iki ders çerçevesinde işlemek durumunda kalacağız. Uzun bir ıslahat dönemi var. Kaldı ki Osmanlı'da reformist deyince aklımıza gelmesi gereken ilk padişah işte budur. Tekrar ediyorum. Osmanlı'da reformist deyince aklımıza gelmesi gereken ilk padişahtır. Ve aynı zamanda hoşgörü deyince de aklımıza gelmesi gereken padişahtır. Fatih ile birlikte. Der ki ben tebaamdan, halkımdan, Müslümanı camide, Yahudi'yi havrada, Hristiyan'ı kilisede görmek isterim der. Herkesin kendi özgürce dinini, diyanetini yaşamasını sağlamayı da hedefler. O yüzden hoşgörü paşa olarak da değerlenmiyor. Alınır mı? Alınmalı Fatih ile birlikte. Peki, şimdi bir başlayalım bakalım. Ee, i̇kinci ikinci Mahmut ıslahatları neler? Kategori kategori, aşama aşama, kademe kademe, bölüm bölüm gitmemizde fayda var. İlk ıslahat hareket olarak değerlendirmeye alacağımız ıslahatlar askeri alan olsun. Mesela ilk yaptığı şu. Daha önce amcası 3. Selim'in kurduğu bir ocağı tekrar kurdu. Fakat adını değiştirdi. 3. Selim nizamı cedid demişti. 2. Mahmud onu kullanmadı, kullanmayı istemedi, uygun görmedi belki. Sekbanı cedid dedi. Aslında aynı. Fakat Yeniçeri Sekbanı cedide de aynen nizamı cedide yaklaştığı gibi yaklaştı, kaldırdı. İstemedi. O zaman birinci adım başarız. Sonra ikinci bir adım attı. Eşkinci ocağı denilen yine Yeniçeri'den farklı bir ocak kurdu. Yeniçeri bunu da kaldırdı. Çünkü Yeniçeri kendine alternatif bir ocak istemiyor. Bu da gitti. E bakıldı ki bu Yeniçeri varken ıslahat yok. Yeniçeri varsa ıslahat yapılamıyor. O zaman ne yapacağız? Yeniçeri'yi kaldıracağız. Ve 1826 yılında halkın da katıldığı, talebelerin, medrese erbabının ve bir kısım başka askeri unsurların katıldığı bir olay neticesinde yani vakai hayriye neticesinde Yeniçeri Ocağı kapatıldı. 1362 1826. Çok uzun bir süreç varlığını sürdüren Yeniçeri Ocağı bu tarih itibariyle noktalandı. Ve buna vakayı hayriye denir. Vakayı hayriye sonrasında bir ocak kurulması lazım. Yani en içeri ocağı kaldırıldıysa yerine bir ocak kurulması lazım. İşte bu ocağı da Asakiri Mansure-i Muhammediye ismi verildi. Muhammed'in kahraman askerleri. Batılı tarzda modern özellikle Fransız subaylar ve özellikle Prusyalı subayların organize ettiği bir ordu karşımıza geliyor. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Muhammed'in kahraman askerleri. Dolayısıyla askeri alanda ıslahatlar deyince bu öne çıkıyor. Altta bir ifade daha var. Redif birlikleri. Redif nedir? Arkadaşlar redif birlikleri deyince şunu aklınıza gelecek. Osmanlı 2. Mahmut devrinde tımarı da kaldırdı. Tımar sistemini de kaldırdı. E, tımar sisteminden elde edilen gelirlerle tımarlı sipahi oluşturuluyordu. Ve tımarlı sipahi eyaletlerde, taşrada güvenliği, nizamı, düzeni, intizamı sağlıyordu. E, tımar kaldırıldıysa tımarlı sipahi de yok. O zaman ne yapacağız? eyaletlerde güvenliği sağlamak için bugünkü jandarmanın temelini oluşturan redif birliklerini ne yapacağız kuracağız. İşte 2. Mahmut döneminde redif birlikleri denilen birliklerde ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur diyorsun. Evet. 2. Mahmut devrinde askeri alanda ıslahatlar deyince bunlar öne çıkmalı idi. Evet görsele dikkat edin. Sağ taraftaki Asakir Mansure-i Muhammediye ordusunun askerleri. Sol tarafta ise Yeniçeri ordusuna mensup şahıslar. Tabi biraz Yeniçeri ordusuna mensup şahıslar farklı kıyafetleriyle hemen kendilerini e, belli ediyorlar. Onu da görmüş olalım. Biraz daha düzen, nizam, intizam sağdakinde var gibi duruyor. Evet. İdare alanına ıslahatlara şöyle bir bakalım. İdare alandaki ıslahatlar neler? Mesela bir en önemlilerinden birisi sened ittifak diye bir belge imzalanıyor. Nedir sened ittifak? Sened ittifak şu arkadaşlar Osmanlı'da ayan diye bir grup var. Toprak ağları, bir bölgenin ileri gelenleri. O bölgenin hasbel kadar yöneticisi olmuş. Yani devlet atamamış ama zengin toprak onlarda, çalışanlar onlara muhtaç gibi bir durum var. O zaman sözü geçiyor doğal olarak durumdan vazife çıkartıyor ve yöneticilik zümresi içerisine dahil oluyor. İşte zamanla güçlenince devlet bunlara neredeyse söz geçiremez hale geliyor. İşte burada paşa şunu yapıyor. Oturalım, anlaşalım. Ben sizin varlığınızı tanıyayım, siz de benim isteklerimi yerine getirin. Karşılıklı hak alışverişi. Bu kadar net. Ama paşah merkezi otoriteyi kuvvetlendireceğim derken ayanlara taviz veriyor. Merkezi otoriteyi de zayıflatıyor aslında. Biraz garip bir durum. Neticesinde oturuyorlar seneli ittifak sözleşmesiyle. Paşa ayanların varlığını tanıyor. Çok iyi. Ayanlar açısından. Buna karşılıkta da paşa açısından çok iyi şeyler var. Ney mesela? Ayanlar vergi konusunda Paşa'ya yardım edecekler. Askere alım işlemlerinde paşa'ya yardım edecekler. Reformları destekleme konusunda paşa'ya yardım edecekler. İsyan çıkarsa bastıracaklar. Karşılıklı hak alışverişi. Ve burada diyoruz ki, Senel ittifak padişahın yetkilerini kısıtlayan bir belgedir. Evet, o zaman Osmanlı'daki ilk demokratikleşme belgesi olarak kabul edilir mi? Kesinlikle. Onu da ifade etmiş olan. Demek ki Osmanlı'daki ilk demokratikleşme belgesi olarak değerlenme alacağımız belge hangisidir arkadaşlar? Senedi İttifak dediğimiz bir belgedir. Avrupa'daki bir belgeye benzerlik gösterir. Hangi belgeye benzerlik gösterir? Magna Carta'ya. Magna Carta'da da, İngiltere'deki kralın yetkileri kısıtlanmıştı. Sened İttifak'ta, Osmanlı'daki paşa'nın yetkileri kısıtlanıyor ama dikkat etmekte fayda var. Magna Carta'da, kralın yetkileri halka karşı kısıtlanırken, Sened İttifak'ta paşa'nın yetkileri ayanlara karşı kısıtlanıyor. Bir gruba, bir zümreye karşı kısıtlanıyor. O yüzden küçük de olsa bir farkın olduğunu söylemek mümkün. Bir noktayı daha söyleyelim Sened İttifak'la alakalı. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Sened İttifak'la alakalı. Bu arada sol taraftaki kişi Sened İttifak'ın e, imzalanmasındaki en önemli ayanlardan birisi olan Rusçuk Ayağını. Alemdar Mustafa Paşa. Diğeri de bir ayan e, profili çizen, bir toprak ağası profili çizen kişi. Sened İttifak'la alakalı söyleyeceğim son bilgi şu olsun. İmzalandı. Ama kesinlikle yürürlüğe girmedi, uygulanmadı arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olan. Peki, e, idare anlamda ıslahatların devamını arkadaşlar bir sonraki derse bırakalım. Uzunca bir konu olduğunu söylemiştim. Bir sonraki derse, 2. Mahmud'un idari ıslahatlarından kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki derse görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.